arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün size farklı bir besinden bahsedeceğim. Farklı bir konseptteyiz. Ofisin dışında, mutfaktayız bugün. Besinimizin adı istiridye mantarı. Yeni yeni artık ülkemizde ünlenmeye başladı. Daha doğrusu duyulmaya başladı. İstiridye mantarı ile alakalı bazı bilgiler vereceğim. Hem bilgiler vereceğim hem de pişireceğim ve tadına bakacağım sizin için. Nasıl pişirilir, nasıl tüketilebilir bunları göreceğiz. Öncelikle mantarın köklerini kesmemiz gerekiyor çünkü kökleri çok sert oluyor. Tüketirken çok hoş olmuyor. Hepsinin böyle köklerini ayırıyorum. Şimdi fırınımı 180 dereceye ayarlayacağım. Evet. Fırın tepsimi alacağım. Bir yandan yaparken çok anlatmayacağım yapma şeklimi çünkü bir yandan bilgiler vermek istiyorum mantarla alakalı çünkü beslenmemize katmamız gereken bir besin bu. Bu arada ben bu mantarları marketten aldım. Normalde böyle olmuyor. Daha iri, daha etli oluyor. Sarıyer'den bir yerden almıştım ben. Pazarda da oluyor bu arada. Bu aralar pazarları çok güzel bulabilirsiniz. Daha güzelini alırsanız daha iyi olur. Benim şu anda vaktim yoktu, o yüzden bunlara mecbur kaldık. Şimdi bunların içerisinde bol miktarda lif var. Lif biliyorsunuz ki bağırsak sağlığımız için çok iyi. Aynı zamanda bol protein bulunuyor. Çoğu sebzede protein yoktur. Mantarlar bu açıdan özellikle vegan beslenen insanlar için güzel bir protein desteğidir. Aynı zamanda içerisinde bulunan vitaminler, B grubu vitaminler ve D vitamini sayesinde birçok hastalığa da etkisi var. Mesela nelere yardımcı oluyor? Kan şekerini çok güzel düzenliyor öncelikle. Hatta araştırmalarca da kanıtlanmış bir şey bu. Kolesterolü düşürüyor. Aynı zamanda cilt sağlığına çok iyi geliyor. Beyin gelişimi için çok iyi. Yani bir sürü etkisi var mantarın. Hem de aynı zamanda düşük kalorili bir besin olduğu için mutfağınızda kolayca kullanabilirsiniz. Ben tuz ekleyeceğim üzerine. Çünkü tuz bunu sulanmasını sağlıyor ve daha lezzetli hale getiriyor. Bu arada altına yağlı kağıt serebilirsiniz. Ben çok az yağ damlatıp peçeteyle aldım. Yani minimum yağ ile yapıyorum. Üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz veya çok az tereyağı koyabilirsiniz. Ben daha çok zeytinyağı ile yapılmasına yanayım. Çünkü kalorisi düşük ve sağlıklı bir besini neden daha sağlıksız hale getirelim, değil mi? Bir miktar pul biber veya herhangi bir isteğiniz varsa onları dökebilirsiniz ama ben böyle sade tüketilmesinden yanayım. Sadece tuzumuzu döküyoruz ve fırınımıza koyuyoruz. Evet, şimdi sabırsızlıkla bekleme zamanı. Pişin. Evet, şimdi oldular. Alacağım onları fırından. Önce fırınımızı kapatıp. Oh. Çok güzel çıkıyor. Şimdi bunları tabağa atacağım ve afiyetle yiyeceğiz. Evet, şimdi mantarımız hazır ve ben tadına bakacağım. Şu büyüğü alalım. Çok güzel. Afiyet olsun.